Haftanın son Ankara Kulisi programından merhabalar sevgili izleyiciler ve Özgürüz Radyo'nun sevgili dinleyicileri. Evet, haftanın son günündeyiz. Haftanın son gününde koronavirüsü konuşacağız. Neden mi? Çünkü bildiğiniz üzere uzun zamandır, yani birkaç aylık bir süreçtir ama tabii ki pandeminin ilk günlerinden bu yana da geçerli olmak üzere Türkiye'de çeşitli kısıtlamalar uygulandı. Bu kısıtlamalar kaldırıldı, gevşetildi, yerine yenileri getirildi. 1 Haziran 2020'de uygulanan şehirler arası seyahat yasakları bir anda hızlı bir biçimde kaldırıldı, hızlı bir açılmaya gitti Türkiye. Tamam, biz virüsü yendik diye bir algı oluştu. Vaka sayılarında bir düşüş oluştuğu için ve hızlı açılmayla birlikte özellikle turizm sezonu başlamasıyla birlikte turizmcilerin kurtarılması için bir hızlı açılma yaşadık. Ondan sonra vakalar yukarı yönlü bir seyir almaya başladılar ve uzunca bir sürede aşağı inmedi rakamlar, daha doğrusu sayılar. Ve şimdi geldiğimiz bugünlerde de sayılarda, vaka sayılarında yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik görüyoruz. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorsunuz bir takım iddialar ortaya atıldı. Kısıtlamalar gevşetilecek, bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Hatta kafelerin, barların, restoranların katı kurallarla açılması sağlanacak gibi bir takım iddialar ortaya atıldı. Milli Eğitim Camiası'nda da bakan dahil olmak üzere herkes bir açıklama yaptı ve dedi ki okullar 15 Şubat'ta açılmalı. Ama nasıl açılmanın noktasında elbette ki fikir ayrılıkları vardı. Sendikalar daha fazla atama, daha fazla derslik talebinde bulundular. Ama geldiğimiz bugün içerisinde öyle görünüyor ki ne kafeler, barlar, restoranlar açılabilecek ne de belki de okullar 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçebilecekler. Neden mi? Çünkü mutasyonlu virüsün Türkiye'de olduğuna dair çok ciddi şüpheler var. Tamam, virüs elbette ki Türkiye'nin belli başlı noktalarında görüldü. Bu görülen yerler karantinaya alındı ama işin kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve dedi ki evet, rakamlarda bir düşüş oldu ama son günlerde yeniden yukarı yönlü bir hareketlenme var vaka sayılarında. İşte bu nedenle de kısıtlamaları bir süre daha devam ettirmekte zorundayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu açıklamaları bilim kurulu toplantısının ardından yaptı. Tabii akıllara acaba diye geldi. Evet, örneğin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yine çeşitli, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da olmak üzere çeşitli yerlerde mutasyonlu virüs tespit edildi. Tespit edilen yerler karantinaya alındı. Geçtiğimiz çarşamba günü de bilim kurulu toplantısında işte bu mutasyonlu virüs konuşuldu. Ne yapılabilir, ne yapmalıyız, kısıtlamalar kalmalı mı, gitmeli mi sorusu tartışıldı. Bilim kurulu üyelerinin ağırlıklı bir çoğunluğu kısıtlamaların kalması gerektiğini ve kısıtlamaların bir süre daha devam ettirilmesi gerektiğini belirttiler. Çünkü karşı karşıya olduğumuz mutasyonlu, yani İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni varyantı da diyebileceğimiz virüsle birlikte Türkiye'de yayılım hızının yeniden artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor. Öte yandan başka bir hususu daha belirtmek lazım. Şimdi önceki virüslerde 18 yaş altında, daha doğrusu daha da aşağı yaşlarda, 16 yaşın, 15 yaşın altındaki çocuklarda bu virüsün bulaşıcılığı biraz düşüktü. Öldürme oranı da düşüktü. Öldürme oranında belki bir değişiklik yok ama özellikle 15-16 yaş ve aşağısında bu virüsün bulaşıcılığının varyant ile birlikte arttığını belirtiyor uzmanlar. İşte bu konu bilim kurulunun da gündemindeydi ve bilim kurulu o yüzden şimdiden okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağı gibi varsayımsal açıklamalar yapmak çok yanlış. Şu an itibariyle ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Bu mutasyonlu virüsün ne kadar yayıldığını bilmiyoruz. O nedenle şu an itibariyle 15 Şubat'ta belki ilkokullar, belki ortaokullar yüz yüze eğitime geçebilir gibi bir öngörüde bulunmak pek de sağlıklı değil tespitinde bulundular. Bu önemli. Eğer çocuklarda bulaşıcılık artarsa ve yüz yüze eğitimde başlar ise sıkıntılı bir döneme yeniden girebiliriz. İşte tam da bu nedenlerden dolayı bu okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağı sorusu yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bu sorunun cevabını ancak bu süreye birkaç gün kala öğrenebiliriz. Özellikle karşı karşıya kalınan mutasyonlu virüsün nedenli yayıldığı ve yayılım hızının nedenli yükseldiği de bu hesaplamalarla ortaya çıkacak. Ardından kararlar verilecek. Ama kısıtlamalar bir süre daha bizlerle birlikte olacak. Kafe, barlar, restoranlar kapalı olacak ve bununla birlikte sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha
devam edebileceği de öngörülüyor. Özellikle aşılama çalışmaları devam ederken bilim kurulu üyeleri sürece pek de zarar gelsin istemiyorlar. Bu nedenle Türkiye'de artık mutasyonlu virüs var. Bu virüsün ne kadar yayıldığı ve hangi bölgelerde görüldüğü, ne gibi etkilerinin olduğu tespit edilene kadar da bir süre daha kısıtlamalarla yaşamaya devam edeceğiz. Koronavirüsle maceramız ne yazık ki biraz daha sürecek gibi görünüyor diyelim. Ankara Kulisi'ni noktalayalım. Haftaya pazartesi gününde tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.